Ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Sen de beğendin mi? Eline sağlık. Afiyet olsun. Ne tuhaf değil mi? Siz buradasınız. Birlikte akşam yemeği yiyoruz. Kimin aklına gelirdi ki? Hoş. Zaten hep aklımıza gelmeyecek şeyler yaşadık değil mi? Hatırlıyorum da geçen sene senin Emir'in sevgilisi olabileceğin hiç aklıma gelmezdi. Onun seni bu kadar sevebileceği. Senin yalanların. Cansu, biz buraya bunları konuşmaya gelmedik. Ben sana Emir'i anlatırdım. Dergilerden kestiğim fotoğrafları gösterirdim. Onunla kurduğum hayalleri anlatırdım. Sen aslında beni dinliyordun ama meğer onun elini tutuyormuşsun. Hem de bütün yalanlarından. Kalk gidiyoruz. Yalancılık bulaşıcı. Feriha sana da bulaştırmış. Kötü bir hastalık gibi. Şu kapıyı açar mısın? Siz kötüsünüz. İkiniz de kötüsünüz. Cansu, şu kapıyı açar mısın? Alay ettiniz benimle. Aşkımla. Emir. Ben iyi değilim. Feriha. Ne oluyor? Ben sana yardım etmeye çalıştım Emir. Sana yardım eli uzattım. Ama sen beni her defasında ittin. Bu yalancı için ittin beni. Artık seni kurtaramam. Senin için yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Sen delirmişsin Can. Belki de. Ha, ama belki de beni siz delirtmişsinizdir. Yolumdan çekilmedim Feriha. Emir'i hiçbir zaman alamayacaksın dedim. Dinlemedin. Daha ne yapabilirdim ya? Daha ne yapabilirdim ki? Koray'la olan dergimi ben göstermiştim babana. Senin yüzünden. Her şey senin yüzündendi. Emir bütün yalanlarını benim sayemde öğrendi. Hepsini. Doğum gününde sizi gördüm. Bütün yalanlarını öğrendim. Sonra plan yaptım. Planlarım da tıkır tıkır işledi. Çünkü ben haklıydım. Hepsini. Haklı olan kazanır Feriha. Ama ben kaybettim. Kazanamadım. Veliahtımı kazanamadım. Çünkü sen benim masalımı çaldın Feriha. Dergiler. Gecelerin veliahtı. Sen Feriha'yı değil kendini anlatıyordun değil mi? Ha? Sen benim veliahtımdın Emir. Benim olmalıydı. O adam seni kaçırırken sizi gördüm Feriha. Gördüm ama hiçbir şey söylemedim. Sadece izledim. Çünkü o seni öldürsün istedi. Sen ölseydin her şey hepimiz için daha kolay olacaktı.
Sen bizi öldürüyorsun Cansu. Cansu bırak bizi gidelim. Beni dinlemedin Emir. Sana defalarca beni dinle dedim ama sen beni dinlemedin. Bak. Ne oldu şimdi? Değdi mi ha? Bu yalancı için değdi mi? Özür dilerim Emir. Keşke seni çağırmasaydım. Bırakma kendini. Dayan biraz daha. Seni affetmiştim Feriha. Adi bir hırsız gibi bütün hayatımı çalmana rağmen affetmiştim. Ama sen beni yine kandırdın. Yine sırtımdan vurdun. Cansu görmüyor musun halimizi? Ambulans çağır. Sen katilsin Cansu. Ben katilsem senin yüzünden Feriha. Duydun mu beni? Bütün bu yaşadıklarımızın sorumlusu sensin. Beni bir daha kandıramayacaksınız. Bak. Annen arıyor. Son kez annenle konuşmak ister misin Feriha? Son kez sesini duymak ister misin? Sen iyi bir arkadaş olsaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Konuşsana. Her şeyi ben mahvettim desene. Çocukluğumuzu, dostluğumuzu ben mahvettim desene. Feriha bir şey söyle hadi. Feriha. Olur olur gelince aratırım. Sen bizi merak etme Zehra. Biz iyiyiz, çok iyiyiz. Hadi, hadi görüşürüz. Hatice, için geçmiş. Geç içeri de yat bari. Yok abi. Ben gözüm dinlendiriyor. Uyumuyorum ki. Kulağım sende. Ne olmuş Zehra'ya? Ömer mi hasta olmuş? Yok yok. İyiymiş. Zehra Feriha'yı aramış. Bir sesini duyayım demiş. Açmayınca canı sıkılmış. Hasretlik işte. Senin neye canı sıkıldı abi? Ya Zehra'ya gitti aklım. Devamlı içimde bir sıkıntı var, bir sıkıntı var. İçime ateş düştü, ateş düştü deyip tekrarlayıp duruyordu ya. Feriha. Feriha aç gözünü. Feriha. Duyuyor musun beni? Nefes alıyor. Cansu nefes alıyor. Hadi ambulans çağır. Cansu bana bak, duymuyor musun beni? Cansu damla arkını, baksana bize ne yaptın? Hadi. Ben böyle olsun istememiştim. Ben sadece beni sev istedim. Feriha hep dostum olarak kalsın istedim. Ama o beni hep sırtımdan vurdu. Defalarca. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim onu. O kendini öldürdü. Kendini. Ben öldürmedim. Emir. Ben seni kurtarmak istemiştim.
Ama sen beni her zaman ittin. Yardım et. Bu yalancı için ittin beni. Hiçbir zaman elimi tutmadın. Hiçbir zaman. Yardım et. Emir. Ben kazayı kılayım bari. Emir. Emir ne olur bir şey söyle. Emir. Emir ben böyle olsun istememiştim. Emir ne olur bir şey söyle. Emir ne olur. İki tane gelmiş. Kime geldi bu acaba? Oy, dur ben bir bakayım şuna. Bak babanların yanında suratını hiç çekemem Mehmet, ona göre. Ya bırak Seher ya Allah aşkına. Zaten gitmek istemiyordun. Otobüsü kaçırmak için bin bir türlü bahane uydurdun. Hayır, otobüsü kaçırmak da benim kabahatim mi oldu şimdi? Aa, bunlar bizim evin önünde mi? Baba. Baba. Tamam mı? Sakın ha söyleme ne olduğunu. Haber olmasın bundan ha. İyi de ne diyeyim ben? Şişt, hadi gidelim. Hatice. Ambulans sesi miydi o? Nereye gelmiş? Hatice. Hatice. Ne olmuş? Söylesenize ne olmuş? Zehirlenme bulguları var. Daha fazlasını hastanede öğrenebilirsiniz. Zehirlenme bulguları sabit. Hanımefendi bize vereceğiniz her bilgi çok önemli. Lütfen ne olduğunu anlatın. Hanımefendi. Hanımefendi lütfen. Sen bana anne değilsin dedin. Ben de aklım sıra işte sarışın seviyorsun diye saçımı sarıya boyadım. Seher'in aklıma uydu. Ben çok aptalım. Ben bunu nasıl yapabilirim?
Gülsüm. Gülsüm. Yapma. Hadi çık yukarı, bir banyo yap, çıkar şu makyajını. Oturup konuşalım. Hadi. Efendim anne. Aileymiş. Zehirlenme tablosu ama kaynağı bilemiyoruz. Ambulansı çağıran arkadaşı şokta. Konuşun. Acil toksikoloji raporu istiyorum. Acil. Peki efendim. Oğlum ne edeceğiz biz? Biz kızı yemekte sanıyoruz şu başımıza gelene bak ya Rabbim ya Resulallah'ım Allah'ım. Cansu. Durun Cansu. Efendim. Cansu efendim. Ne oldu orada? Yapmayın. Cansu konuşsana. Sakin olun. Ne oldu orada? Mehmet, Mehmet gelene doktor çıktı, doktor. Gel. Eğer çıkarsa zaten yarın gider erken olmaz. Hangi hastaneye yakınsınız? Beyefendi. Beyefendi. İkisi de hiçbir şeyim değil. Babacığım çay koyayım mı? Sağ ol. Şu Hatice'yi bir ara bakalım. Dur kadının tansiyonu düzelmiş mi? Babacığım ya kadıncağız çok yaşlı ya. Sesten çok rahatsız oluyormuş. Siz aramayın ben sizi ararım dedi Hatice hala. Oo, saatte 9 olmuş yahu. Cevap vermiyor. İlla çıkaracak yukarıya. Babacığım sen otur. Ben gider bakarım kızlara tamam. Allah aşkına sen otur. Ben hemen hemen gelirim. Kapat bakalım Aysun Hanım. Ciğerin yanında haberin yok. Hala sen bunların Cansu'larda olduğundan haberin var mıydı? Ya ne işler çeviriyorsunuz anlamadım ki. Oğlum neden haberimiz olacak bizim? Ha bu Cansu'lara, Cansu'yla yemeğe gideceğim diye babandan izin almış. Allah ben nasıl söyleyeceğim abime şimdi ben ne diyeceğim? Vallahi yeğenine güvenip getiren sensin hala. Sen git konuş. Sorma, yandık biz. Cansu? Feriha? Babacığım, kızlar oturuyorlar, dertleşiyorlar böyle aralarında. Yani Cansu dedi ki illa bizde yatıya kalsın. Ben de dedim babama söylerim. Ne münasebet? Şaşırdı mı bu Feriha? Hem niye cevap vermiyor telefonlarıma? Ya babacığım kızlar dertleşiyorlar ya yazık. Hem bak yatıya da kalsınlar Feriha'ya da iyi gelir ha? Sen karışma Seher. Ben bir saat dediysem bir saattir o. Babacığım otur Allah aşkına otur. Al sen şu dilaltı hapını. Ya ben biraz evvel kalp ilacı aldım. Şimdi buna ne lüzum var? Yut 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 yut. Babacığım. Otur sen. Ee,
Babacığım. Feriha hastanede. Seni etkiledi. Caz sevdiğimi biliyorsun. Güzel çalıyor. Evet. Yetenekli çocuk. Sanatçılığına saygısızlık olacak ama. Efendim? Evet? Ne? Hangi hastanede dediniz? Tamam, hemen geliyorum. Ne oldu Ünal, kötü bir haber mi? Emir hastaneye kaldırmışlar. Zehirlenmeymiş. Zehirlenme mi? Sanırım gitsem iyi olacak. Seni yarın ararım. Cansu. Cansu. Bak benim. Lara. Cansu, neden bir tepki vermiyorsun? Cansu, ne oldu böyle size ya? Cansu, bir cevap ver. Ya Hatice teyze, ne oldu? Ya Cansu hiçbir şey söylemiyor. Vallahi Lara kızım, bilmiyorum ki. Bu Cansu Güler'e yemeğe gittiler. Biz de anlamadık ne olduğunu. Geldik buraya işte. Neyse. Cansu konuşmuyor. E peki polisle alaka, anlamadım. Cansu, Feriha ve Emir. Üçü aynı anda hastanedeler. Bu nasıl oluyor? Emir ile Feriha Cansu'larmış. Ya hiçbir şey anlamıyorum ya. Doktorla konuşabildiniz mi bari? Önce gıda zehirlenmesi dediler. Şimdi hiçbir şey söylemiyorlar. Zehirlenme? Zehirlenmişler mi? Saçmalık. Ne zamandır polis gıda zehirlenmelerine bakıyor? Hem Emir ve Feriha Cansu'la yemektelerse, Cansu neden zehirlenmemiş? Şaka yapıyorsun. Ne? Fare zehri. Ne alaka? Lara? Bu sarı kız ne arıyor burada? Şey anne, Koray'ın arkadaşları bize gelmişlerdi. O da geldi. Bunu arkadaşlar mı sayıyorsunuz? Kız gitsene kocanın yanında dursan. Ne burada bekliyorsun? Şu kafandakinden çıkar. Vallahi benim bile içime sıcak bastı. Yok anne, iyiyim ben böyle. Kız çıkarsana şunu kafana. Anneciğim, iyiyim. Şş, bu ne kız? Mehmet, kardeşin nerede? Abi, şimdi bunların yedikleri bir şey dokunmuş. Ha, doktor da dedi ki önemli bir şeyleri yok. Sen ben istersen eve gidelim. Bak bu seyirle, Mehmet bekler burada. Kuşsun de var. Ha? Yo yo, iyiyim ben. Ya hastanelik olacak kadar neydi ki bu? Doktor nerede? Ben bir doktoruyla görüşeyim. Oğlum. Oğlum nerede? Koray, Hande, neler oluyor? Ünal abi, doktor bir çıksın, konuşuruz, tamam mı? Yine o kız yüzünden. Yine onların kızı yüzünden. Dur, dur, dur. Ne işi var bunların burada? Feriha ile ne ilgisi var bunların? Feriha Sarrafoğlu'nun ailesi burada mı? Feriha ne? Feriha Yılmaz olacaktı efendim. Ben babasıyım da. Yılmaz kızlık soyadı mı? Memur beyler kimliğinden bakmıştı da. Nasıl yani? Önemli değil efendim. Üzerinde kimlik yok da işinin soyadıyla sorduk. Herhangi bir alerjisi var mı? Birkaç sorumuz var da.
evlenmiş. Oğlum o yalancı kızla evlenmiş. Bırak! Bırak Koray! Başardınız. Sonunda kızınızın hayatını kurtardınız. Ya sen nasıl bir kadınsın be? Sen nasıl bir kadınsın be? Görmüyor mu adamın halini? Ha? Hep yalan söyledi. Kapıcı kız olduğunu sakladı. Utandı. Sizden hep utandı. Ama siz yaptıklarınızdan utanmadınız. Anneciğim, ne demeye çalışıyorsun sen kadın? Bırak bu ayakları Rıza Bey. Kızının yalanlarından haberin yok muydu senin? Sen ne demek istiyorsun be adam? Benim kızım en büyük yalanı bana söyledi. Senin oğlunla evlendi. Kızın o evliliği yapmak için bir yıl boyunca uğraştı. Oğlumu ayakta uyuttu. Babamın otelleri var diye. Ne için? Sırf bu evliliği yapabilmek için. He? Hayatınızı kurtarabilmek için. Herkes sakin olsun lütfen. Yoksa hepinizi dışarıya çıkartmak zorunda kalacağım. Tam zamanında yetiştirmişler. Hastalarımızın hayati tehlikesi yok. Uzunca bir süre serum takviyesi alacaklar. Biraz sonra normal odalarında yanlarına gidebilirsiniz. Fakat bu gece uyutularak geçirecekler. Yürüyün. Eve gidiyoruz. Abi, Feriye. Ben bir kahve alacağım ya. Ben de seninle geliyorum Koray. Ailesi gitti. Kuzeni sadece kocasını benimle yalnız bırakmamak için kaldı. Ve sen hala buradasın kaptan. Gerçekten aşkına saygı duymak üzereyim. Sen de buradasın. Ben de sana mı saygı duyayım Hande? Ben arkadaşım olan Emir için buradayım. Birlikte büyüdüğüm Emir için. Ve ikimiz de aynı durumdayız. İkimiz de evlilikleri için acı çekiyoruz. Yanılıyorsun. Ben evlilik için acı çekmiyorum. Yapma kaptan. Feriha'nın Emir'le evlenmesinin canını acıtmadığını söyleyemezsin. Evet, söyleyemem. Hala aynı.
Ne eksik ne fazla. Ay halacığım yemin ederim bunlarda üç kuruşluk akıl yok. Ay tabii canım. Hayır hastanede bile beklemedik. Tamam canım ben sana zaten ayrıntıları güzelce anlatacağım. Tamam. Şş. Tamam. Yok. Bir diline hakim olamıyorsun. Abim duyacak şimdi. Ya canım babam da laf duyacak hal mi kalmış sen de panikleme. Hatice abla. Ya bak ne diyorum. Bak artık bu işin böyle gizlisi saklısı yalan dolanı falan kalmamış. Bak mis gibi damadımız var. Yani ol evde buradan bakalım diyorum ha. Yani biz şimdi iki kadın böyle kafa kafaya verirsek. Ya çünkü biliyorsun bu erkekler hiçbir şeyden anlamaz. Bunları yavaş yavaş işleyelim, rahat edelim. Yani eğer biz bu aileye sırtımızı yaslarsak ha çok güzel olacak inan bana. Ha şükredeceğimiz yerde şikayet ediyoruz anlamıyorum yani. Ben niye elin insanına şükredeceğimişim ha? Niye şükredeceğimişim? Ben şükredeceksem Allah'a şükrederim anladın mı sen onu? Lafını bir de konuş. Çekil bak. Çekil. Enayiler ya. Seni kaçırırken sizi gördüm Feriha. Gördüm ama hiçbir şey söylemedim. Sadece izledim. Emir. Emir. Feriha. Emir nerede? Canım gir koluma. Feriha. Emir nerede? Emir'eyim merak etme. Sizin yerinizden kalkmamanız gerekiyordu. Emir nerede? Lütfen bakın. Benim onu görmem lazım dönmem. Hanımefendi. Feriha benim sana bir şey söylemem lazım önce bak. Feriha. Gizli saklı amacına sonunda ulaştın değil mi Feriha? Çekilin önüne. Senin yüzünden oğlumun başına daha neler gelecek? O iğrenç yalanlarınla ruh hastası arkadaşını benim oğlumun başına sardın. Emir'in başına ne geldiyse hep senin yüzünden oldu. Şu an orada senin yüzünden yatıyor. Çekilin önümden lütfen. Sakın kendine bu kadar güvenme Feriha. Çünkü evliliğinizin bizim gözümüzde hiçbir değeri yok. Ben Emir'i göreceğim. Şimdi. Emir. Efendim anne. O içeride, biz dışarıda. Göğsünü gere gere oğlumun yanına gitti. Bak babanın yüreğine inecek. Yani sonuçta olan oldu değil mi? Yani bunlar evlendi. Yani bu çocuk bizim akrabamız oldu, damadımız oldu. Ya ben diyorum ki bak bir hemen sinirlenme. Şimdi artık ne davamız kalır, ne bir husumet, ne bir anlaşmazlık. Yani bu evlilik bizim işimize yarayabilir ha? Bir de böyle düşün. Ne diyorsun lan sen? Mehmet. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun lan? Lan, lan şerefsiz miyiz biz? Ha? Şerefsiz miyiz biz? Şerefsiz miyiz biz lan? Ha? Şerefsiz miyiz? Mehmet! Kendine gel! Kendine gel dedim sana! Çık, çık. Manyak! Manyaksın sen biliyorsun değil mi? Ne yapacaksın artık ha? Evlendi Feriha, kocası var. Ne yapacaksın? Dövebilecek misin bir daha onu? Ya gücün bana yetiyor değil mi Mehmet? Sus lan!
Bir türlü inanamıyorum. Ne kadar hasta olursa olsun nasıl onları öldürmeye çalışabilir? Fare zehrini gördüğümde şaşırmıştım. Ama böyle bir şey yapacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Bu kimin aklına gelir ki? Üstelik bu olanlarda kendini suçlayacak son kişi bile değilsin. Ha, kendini suçlaması gereken kişi benim. Öyle mi Tülin? Ben böyle bir şey söylemedim. Ama ima ettin. Öyle ya. Burada kendini suçlayacak benden başka kim var ki? Kendini suçlu hissediyorsan eminim bunun için bir sebebin vardır. Hayatım, ifadeni verdin. Yapman gerekeni yaptın. Hadi gidelim. Haberleşiriz. Biraz alıngan değil misin sence? Alıngan mı? Ben Tülin'in beni suçlamaya çalıştığının farkındayım. Ama arkadaşın değil mi o senin? Bülent, şu anda gerçekten hiç sohbet havamda değilim. Beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim ama artık gitsen iyi olur. Ne oldu? Avukatını sizi bilgilendirecek. Cansu ifade vermiyor. Konuşmuyor. Cansu'nun doktoru da birazdan burada olacak. Psikiyatrik dengesinin yerinde olup olmadığına o karar verecek. Bunlar ne anlama geliyor? Mahkemeye çıkmadan bir şey söylemek güç. Ama cezai ehliyeti olmadığı ortada. Yani hapis cezası yerine bir kliniğe mi kapatılacak? Ben her şey bitti sandım. Tamam, hiçbir şey bitmedi. Doğru. Her şey yeni başlıyor aslında. Artık evli olduğumuzu biliyorlar. Gülsüm'den başka kimse yok burada. Ne olduğundan haberim yok ama hiçbir şey hissetmiyorum. Onlara hayal ettiğimiz gibi söyleyemediğimiz için üzgünüm. Ama bir yandan da artık herkes her şeyi bildiği için mutluyum. Doktorunuz birazdan uğrayacak. Sizi artık odanıza alalım mı Feriha Hanım? Unutma. Bugün her şey yeniden başlıyor. Herif ya, hale bak. Bir daha konuşursam onunla iki olsun. Fitil fitil getireceğim burnundan. Kız evlendi gitti. Hala neyin derdindeyse. Bu gücü bana yetiyor. Hayır, sonuçta evlilik de yani kutsal bir müessese değil mi? Teşekkürler. Hallederim ben. Ben sana bir şey olacak diye çok korktum Feriha. Ben sana haksızlık ettim. Çok üzüldüm. Özür dilerim. Olsun, önemli değil. Boş ver. Feriha, bir şey söylesene. Bak, ben çok üzgünüm. Sen benim kardeşim sayılırsın. Olsun, boş ver. Sen bana bile söylemedin. Önce babama söyleyecektim.
Herkesten önce. Doğru zamanı bekliyordum ama elime yüzüme bulaştırdım yine. Her şeyi başkalarından öğrendi değil mi? Feriha şimdi baban sadece evlendiğinizi değil, yalanları da öğrendi. Sana bir şey olmadığı için şükretmekten başka bir şey yapamıyorum oğlum. Sana bir şey söylemeyeceğim. Sen öyle büyük bir hata yaptın ki bana yapacak bir şey bırakmadın. Kalmadı. Emir, beni duyuyor musun? Anne, ben senin şaşkınlığını anlıyorum. Ama sen de beni bir dinle, anlamaya çalış. Sen bana bize söyleyeceğin her şeyi yaptığın bu akıl almaz evlilikle söyledin zaten. Sen kendine de bize de neler yaptığını farkında değilsin. Bak, böyle öğrenmeni istemezdim. Gerçekten istemezdim. Ama bana başka bir şans bırakmadınız. İkiniz de o kadar delirmiştiniz ki. Başka şansımız yoktu. O kadının seninle gizlice evlenmekten başka hiçbir şansı yoktu. Anne, şu an ne ben konuşacak durumdayım, ne sen beni dinleyecek durumdasın. Ben seni dinlemeyeceğim oğlum. Ben seni dinlemek istemiyorum Emir. Nasıl kandırıldığını, hayatını nasıl kendi ellerinde mahvettiğini bir an olsun dinlemek istemiyorum ben. Anne, zaten birbirimize yeterince şey söyledik. Daha fazla birbirimizi kırmayalım. Biz evlendik. Ve buna saygı duymak zorundasınız. Saygı? Sen kendi soyadına saygı duymayan adamsın. Bir yalancıya, bir dilenciye soyadımızı layık gördün. Bana istemediğim şeyler söyletme baba. Sen sahtekar. Yeter. Asla gerçek bir Sarrafoğlu olamayacaksın. Hileyle, hurdayla aldığın soyadımı senden geri alacağım. Emir'in kurtulmasına sevinemediler bile. Ruh hastası Cansu. Ya zavallı bir saplantı zannediyordum. Bizimkisi öldüren cazibe çıktı. Sen ne diyorsun ya? Benim gözüm onu ilk baştan beri tutmamıştı zaten. Nasıl böyle bir şey yapabilir? İnanamıyorum ya. O cezasını çekecek. Asıl bizimkiler ne yapacak bilmiyorum ben. Ya Mehmet abi bir delilik yapacak diye çok korkuyorum. Neden bir delilik yapsın ki? O Mehmet abin. Zamanında çektiği bıçağı siz evleniyorsunuz diye indirmedi mi? Hande, tamam yeter, sırası değil gerçekten. Bence tam sırası. Sen evlendin, namusunu kurtardın Gülsüm. Sizin orada evliliğin adı bu değil mi? Feriha da aynısını yaptı. Onun da namusu kurtuldu. Sizin aileniz daha ne istiyor? Hande, tamam hadi. Hande, yeter artık. İyi. Üzmeyelim zavallı karını. Neyse. Ne yapacaklarmış? Apartmana geri mi dönecekler? Yok. Bence dönemezler. Bize gelin diyeceğim. Süper. Çok iyi bir dörtte olacaksınız. Hande, yapma lütfen bebeğim. Emir. Geçmiş olsun Feriha. Sanırım tebrik de etmeliyim. Sağ ol. Hadi hep beraber bize gidelim. Hayır. Biz eve gideceğiz. Alo Gülsüm. Taburcu oluyorlar anne. Hı, iyi kızım.
Ha, sonra konuşuruz. İyi miymiş bizim kız? Ha, iyi kalkmış. İyi iyi şükür. Hayır bu Cansu da yani bizimkileri niye zehirlediyse? Yani tamam bu Emir'e falan takıktı ama hayır, harbici manyakmış. Feriha dün geberseydi de o duyduklarımızı duymasaydı. Yuh yani Mehmet sen de yuh. Yok artık. Hayır, evlendiler artık diyorum. Yani bitti geçti tamam uzatma. Hayır, biz de diyorum acaba etraf falan mı toparlasak? Ha? Ne bileyim belki el öpmeye falan gelirler. Bunlar şimdi yukarıda oturur değil mi? İyi iyi yine gözümüzün önünde olurlar. O ağzını açmayacağım bir daha. Açmayacağım. Bu ortaklığı daha fazla sürdürmeyi düşünmüyorsun herhalde Ünal. Oğlumuzu öldürmeye çalışan bir ruh hastasıyla daha fazla çalışmayacaksın değil mi? Bu konuda bir şeyler yapacağım merak etme Ayşe. O ruh hastası kız Emir'in fotoğraflarını biriktiriyordu. Kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. O kızın takıntılarıyla ilgili oğlumu uyarmalıydım. Hoş, uyarsam ne olur? Oğlum beni hangi konuda dinledi ki? Ünal ne yapacağız biz? Emir yaptıklarının cezasını çekecek Aysun. O ne kadar ileri gittiyse ben de o kadar ileri gideceğim. Ve onu evlatlıktan reddedeceğim. Bakalım o küçük şırfıntı o zaman bu evliliği ne kadar devam ettirecek? Şu halimize bak. Oğlumuz ölümden döndü. Bu kız oğlumuzun hayatına girdiğinden beri bu kaçıncı? Biz burada onun yaptığı gizli saklı evlilik yüzünden oğlumuza keseceğimiz cezayı düşünüyoruz. Emir'e ne ceza kesersek keselim, o paçavra kızın adının arkasında soyadımı duyduğum anı unutamıyorum Aysun. Biz yenildik Ünal. Biz yenildik. O kadın kazandı. Ya baba bırak şunu Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Abi vallahi çok utanıyorum ya. Ya sen bu halde bu işleri yapıyorsun sanki biz yokmuşuz gibi. Yahu ilişmeyin bana. İyiyim ben. Hem ben kendi işimi de her bir işi de yaparım. Abicim tabii yaparsın. Onu demek istemiyorum da. Hani ben dururken senin yapman böyle ne bileyim ayıp oluyor. Yahu sen karşı apartmana geç. Kendi işine bak Hatice. Karışma bana. Mehmet sen de kendi işine git oğlum. Sana da bu yakışırdı. Telli duvaklı gelin olmak değil. Böyle gizli saklı evlenmek. Çıksana yukarı. Hı? Hak ettin o yukarıları. O söylediğin yalanlarla. Baba. Elini öpmeye geldik baba. Senin yerin artık kocanın yanıdır. Allah mesut etsin. Namusunu kurtarmışsın ama söylediğin yalanlarla ezip geçtiğin babanın gururunu hiçbir zaman kurtaramayacaksın. Allah seni affetsin. Baba, söylediğim yalanlardan en çok ben utandım. Kendimden utandım. Ne kadar acı çektiğimi anlatabilirim ama bunları niye yaptığımı anlatamam.
ne kadar anlamsız olduğunu ben de sonra anladım. Beni affet diye yalvarabilirim sana. Ama kendimi savunamam. Sadece evliliğimi savunabilirim baba. Ben çok sevdim baba. Çok sevildim. Böyle evlenmeyi ben de istemezdim. Ama elimden başka bir şey gelmedi. Baba ne olur bak bana. Ben yaptıklarımın bedelini ödedim. Böyle kabul et. Ne olur hep birlikte yeniden başlayalım. Ben sana bir kez elimi uzattım Feriha. Ama artık senin yerin o kocam dediğin adamın yanıdır. Ve artık senin ondan başka ailen yoktur. Baba. Geçti kuruldu sonunda tepemize. Feriha Hanım oldu. O bizden utandıysa biz ondan bin utandık be. Heves heves. Kursakta kalan hevesten kork derdi annem. Gelsin görsün hevesini alan kızına şimdi. Mehmet sus artık. Allah aşkına sus artık. Şu hale bak. Bankaların kara listesine girmeden önce kartlarla vedalaşmamız gerekecek. Artık tek karta kaldık küçük hanım. Beni duyuyor musun? Duydun mu küçük hanım? Ek kartlarını unut. Bundan sonra kredi kartı falan kullanmak yok. Ses yok görmüyor musun? Bir kez bile aramadı. Olmayacak bu iş. Bu sessizlik sinirimi bozmaya başladı. Artık harekete geçme zamanı. Ah. Nihat ben Hülya Çelik. Artık harekete geçiyoruz. Bombayı patlatıyoruz. Emir Sarrafoğlu ile müstakbel nişanlısı Rüya Çelik'in büyük sırrı ortaya çıktı. Güzel. Sana her şeyi itiraf edebilmek için bir yıl kıvrandım. Sen Cansu'dan öğrendin. Babamı
İyileştiğinde biz evlendik diyecektim. O da başkasının öğrendi. Ben hep geç kaldım. Korumak istediğim herkesin canını daha çok yaktım. Yaşayacağımız hiçbir şeyi önceden göremiyoruz. Bazen önümüze geleni yaşamaktan başka şansımız olmuyor. Babam okula geldiği gün o benim babam diyebilseydim. Sana ailemin durumundan bahsetmiş olsaydım. Babama evlendiğimizi söyleyebilseydim. Ne olurdu hiç bilemeyeceğiz işte. Ben bunları telafi edebilecek miyim? Ya onlar? Yediğin dayakları. Seni istemediğin bir adamla evlendirmeye çalışmalarını. Okuldan geri almalarını. Onları telafi edebilecekler mi? Sen sana yaşattıkları her şeye rağmen onları bırakmasın. Şimdi sıra onlarda. Deneyecekler herhalde. Yeni yanlışlarımız, yeni sırlarımız olmayacak. En azından buna söz verebiliriz, değil mi? Yeni sorunlar olsa da yanlışlar olmayacak. Buna söz verebiliriz. Aslında buraya gelmenize hiç gerek yoktu. Sadece hakim karşısına çıkacak. Sonra da hakim mahkeme gününe kadar nerede kalacağına karar verecek. Biz Cansu'yu merak ettik. O nasıl? Bilmiyorum. Yani doktoru o isteyene kadar benim geride durmamı tavsiye etti. Hiç konuştun mu peki? Yarım saat öncesine kadar konuşmuyordu. Avukatıyla birlikte gelecek. Belki ona bir şeyler söylediyse bilemiyorum. Cansu İlhanlı. Ona ne olacak peki? Göreceğiz. Evdeyiz kardeşim. Yok sağ ol. Biz biraz yalnız kalmak istiyoruz da. Sonra konuşuruz. Hadi bay bay. Tamam, iyiyim ben. Bedel ödemem gerekiyordu, ödedim. Şimdi her şey çok kötü görünüyor ama daha kötüsü olmayacak. Ortaya çıkmamış hiçbir hatam, sırrım kalmadığına göre artık herkes her şeyi biliyor. En kötüsü oldu. Daha kötüsü olmayacak. Emir, bir iki gün kaçalım mı buralardan? Herkese her şeyi bırakalım. Bırakalım. Ya kızım işte bildiğin Mehmet. Ha. Dayım mı? Haplan işte yatıyor, ne yapsın? Tamam. Vallahi Gülsüm hiç sorma kızım ha. Dayının hali hal değil kızım. Ha. Ay. Çiçeği burnunda çiftimiz de buradaymış.
Hadi gidelim. Aa, aşk olsun. Hayır, küs müyüz? Ya o kadar hukukumuz oldu Emir Bey. Ne hukukunuz olmuş sizin? Yani hani akrabayız ya, o bakımda. Hayırdır çifte kumrular, balayına mı? Uğraşma bizle Sahar. Aa tatlım, ben sizinle niye uğraşayım? Ne güzel, gidin, gezin, eğlenin. Da bende bir emanetiniz vardı da. Hadi bakalım. Çok özletmeyin. Şimdi seni sana çok iyi gelecek bir yere götürecekler Cansu. Mahkemeyi orada bekleyeceksin. Ben seni her gün ziyaret edeceğim. Tabii ki Sanem Hanım da. Evet, ben hep yanında olacağım. Sakın merak etme. Her şey çok güzel olacak. Ben içeride konuşulanları doğru anladım, değil mi? Maalesef. Avukatımız Cansu'nun doktorundan aldığı raporu mahkemeye sundu. Şimdilik hastanede tutulacak. Ama tutuklu olarak da yargılanabilecek. Ona daha sonra karar verecekler. Bu olanlara inanamıyorum. Ya konuşmadı. Tek kelime bile etmedi. Ya bu nasıl bir şey ya? Özel bir klinik daha doğru bir seçim olmaz mıydı? Biz bir seçim yapabilecek durumda değiliz ki Tülin. Hakim nerede isterse orada kalacak. Ben düzgün bir yer olduğuna eminim. Daha bir sene olmadı buraya geleli. Üzerinden yıllar geçmiş gibi. İyi ki geldik. Şampanya ha? Böyle bir günün sonunda bile kutlayacak bir şey buluyorsun. Şaşırdım. Ben sadece stresten kurtulmaya çalışıyorum. Sana da tavsiye ederim. Üvey kızın oğlumu öldürmüş olabilirdi Sanem. Ve tabii oğlumun muhteşem evliliği de cepte. Sanırım tavsiyene uyamayacağım. Evlilik mi? Yani Emir'le Feriha... Lütfen tek bir soru bile sorma. Avukatımla konuştum ve duyduklarımdan hiç hoşlanmadım. Cansu'nun ceza almasını istiyorum Sanem. Psikolojisi bozuk diye bir kliniğe yatırılıp tatil yapmasını değil. İyi de yasaları ben çizmiyorum ki Ünal. Cansu konusunda hukuk ne diyorsa o yapılacak. Benim tek düşündüğüm, yani bu korkunç olayın ikimizi ve ortaklıklarımızı etkilememesi. Emir'e onun için parmağımı kımıldatmayacak kadar kızgınım. Ama bu diğerleri gibi zamanla geçebilecek bir öfke değil. Her ne olursa olsun oğlumu öldürmeye çalışan psikopat bir kızla da ortak kalamam. Öyleyse sana henüz resmileşmemiş bir bilgi vereyim. Birkaç gün içinde otelin de Cansu'nun da idaresi tamamen bana geçiyor. İstersen ortaklığımız konusunu söylediklerime dayanarak bir daha düşün. Ben artık eve gidiyorum. Seni ararım. Anladım. Anladım Kazım, anladım. Zor diyorsun. Tabii. Hadi ince boş apartman bulmak kolay değil. Kulağında bulunsun. Önüme gelene haber salıyorum işte. Sağ ol. Sağ ol.
Ben önüme gelene söylerim. Bakacağız diyor. Ama 2-3 ayı bulurmuş. Ya babacığım, yani biraz acele etmiyor muyuz? Yani tamam biliyorum tabii ki gurur meselesi bu ama... Sen karışma. Nasıl ben karışmayayım Mehmet? Hayır, ben de bu ailenin bir ferdi değil miyim sonuçta ha? Yani babanlar toplanıp da bir yere gittikleri zaman biz de peşlerinden gitmeyecek miyiz? Seher, biz seninle bunu ayrı oturur konuşuruz. Babacığım ne olur sen yanlış anlama beni ama... Mehmet, bak ben Etiler'e alıştım sonuçta. Yani gidip de öyle varoş bir mahallede oturamam. Lan sen ne biçim konuşuyorsun? Mehmet, hele bir evimizi bulalım. Sonra siz karı koca düşünür taşınır kararınızı verirsiniz. Şimdi konuşmanın pek bir anlamı yok. Ben şu aidatları vereyim. Oğlum ben dağıtırım. Hala dur sen. Ya boşuna cebelleşmeyin. Vallahi yani ben siz kızacaksınız diye söylemedim ama... yani Feriha ile Emir balayına gittiler. O yüzden hanginiz çıkacaksa rahat rahat çıksın. Manzara çok güzelmiş. Ben de yemek söyleyeyim o zaman. İçki söyleme ama yasak bir hafta. Yok. Güzel. Herkesin bir yeri var. Gurur fukarası. Sen ne zaman vazgeçeceksin Gülsüm? Başkasını seven bir adamı... gözyaşlarınla... zavallılığınla... daha ne kadar kendine bağlayabilirsin? Ya sen ne zaman vazgeçeceksin? Ben Koray'dan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Çünkü onu seviyorum. Çok etkilendim. Şimdi bu kapıdan ağlayarak çıkıp kendimden utanmalıyım. Sende utanma sıkılma olmadığını biliyorum ben. Biraz kendine saygın varsa... şu an pılını pırtını toplarsın... ve çıktığın deliğe geri dönersin. Sen bana bu evden çık git diyemezsin. Ben Kore'nin nikahlı karısıyım. Sen kimsin? Yeter be. Bana bak. Senin anlayacağın dilden konuşacağım. Kore'yi... aklını da, kalbini de, o vıcık vıcık duygu sömürülerini yiyemeyeceksin. Anladın mı beni? Sana asla izin vermeyeceğim. Duydun mu beni köylü güzeli? Anladın mı? Sana asla izin vermeyeceğim. Duydun mu beni? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Koray bırak. Hande yeter. Yeter artık, gidiyoruz hadi. Hadi! Sen değil saçını boyatmak... elinde benim fotoğrafımla estetik bile yaptırsan ben olamazsın. Ben olamayacaksın. Sen çok zavallısın. Tamam, benim çakmam bile olamazsın sen. Hadi anne. Ucuz bir pisliksin. Hadi. Anne ne yapıyorsun sen? Hak ettiğini yapıyorum. Delirdin mi sen ya? Delirdim. Sen bu evde olduğun sürece... o kadının her dakika yanında durduğun sürece ben daha çok delireceğim. Hande, baksana ben neden burada olduğumu anlattım. Her şeyi çözmeye çalışıyorum ama bunu yaparken senin saldırgan olmaman lazım. Şimdi lütfen git. İyi. Ben gideyim, sen karını avut. Öyle mi? Evet, öyle. Çünkü sayende gerçekten avutulmaya ihtiyacı var. Benim yok mu? Neden? Ondan daha güçlü göründüğüm için mi? Hayır. Kızın saçına yapıştığım için. Thank you.
Gülsüm, kimsin? Koray. Ben diyorum ki yarın saçımı boyatayım. Zaten benim param var. Senin kartını da vermek istiyorum. Çok kıyafet aldım, kusura bakma ne olur. Kart kalsın sende, saçmalama Gülsüm. Yok, vermek istiyorum ben kart. Gülsüm bak, mesele kart meselesi değil. Mesele senin kendine yaptığın şey. Benim hatam. Tek bir cümlemle yaptığın şeylere bak. Korkunç bir şey Gülsüm. Her şey senin söylediklerinle başladı zaten. Sen bana gülüyordun. Sen benim yanımda eğleniyordun. Sen bana, sen farklısın diyordun. Ben bunlara inandım. Bunlara inandığım için bunlar oldu. Ben sadece sempatik bir kızla tanışmıştım. Beni güldürüyordun, ben seni güldürüyordum. Hepsi buydu. O geceye kadar, o hayatımızı kaydıran geceye kadar ben senin bana ne hissettiğinin farkında değildim Gülsüm. Hiçbir şeyin farkında bile değildim. Hayatımız kaydı. Gülsüm, hayatımız kaydı. Farkında mısın? Ha? Beni köye yollarlar okula gidemem diye ağlayıp okula gitmediğinin aylardır farkında mısın? Bu evde bir hizmetçi gibi yaşadığının farkında mısın? Beni ne kadar boğduğunun farkında mısın Gülsüm? Ha? Evim, güzel evim. Seher, kocanı aradın mı sen? Hı. Aradım baba, parktaymış. Seher, hadi sen kalk da kızım. Ben yerimi yapacağım, uykum geldi benim. Yok yok, sen orada yatma. Sen Feyyan'ın odasında yat bundan sonra. İyi madem, hadi biz. İyi geceler. Ha, giyin artık. Üşüyeceksin. Emir. Ben de emeklere bir bakayım.
Hocam! Götürüyorsun yine. Benim de mekanım burası. Ya çocukluktan beri ne zaman canım sıkılsa öyle Mehmet Park'a. Baban nasıl Mehmet? Babamı sorma hocam ya. Yani ne dilim varır anlatmaya, ne yüreğim. Yani en çok hangisine üzüldü? Feriha'nın o şerefsizle evlenmesine mi? Yoksa bizden utanıp herkese yalanlar söylemesine mi? O sandığınız yalanlar öyle basit bir utanç yüzünden değildi Mehmet. Bana inan. Feriha aslında o yalanlarla en çok kendini kandırdı. Senin de haberin vardı yani. Ya hocam bırak. Feriha'nın senin gibi adam tarafından savunulmaya hakkı yok. Bırak da buna ben karar vereyim Mehmet. Çıktığı kovuğu beğenmedi hocam. Niye o herifi seçti? Para için, pul için. Ben biliyordum böyle olacağını. O çamurdan çıkardığı süslü bebekten biliyordum. Ben bu ruhunu satar diyordum. Ruhunu sattı. Kendini sattı. Sen hiç kendine sordun mu Mehmet? Emir'den niye bu kadar nefret ediyorsun? Ya da Feriha'ya niye bu kadar kızgınsın? Kıskanıyorsun mu diyorsun hocam? Demiyorum. Ama Feriha'da o gördüğün şeyler belki de senin içinde olan şeyler. Yani Emir'in sahip olduğu her şeye sen de sahip olmak istemez miydin? Yalan yok. Yani o herifin sahip olduklarını kim istemez ki? İster. Tabii ister. İnsanoğlu bu. Hep sahip olduğunun daha fazlasını ister. Ama sahip olmadıklarının hayatına yön vermeye başladığında insan kendine düşman olur. Bir kere utandığın vakit kendinden, işte o zaman yaptığın her hata bir öncekinden daha büyük olur. Feriha da öyle oldu. Hocam, hiç mi için yanmadı? Feriha o herifle evlendi. Hiç mi için yanmadı? Merhaba. Dışarıdan ışıkları görünce bir uğramak istedim. Cansu'nun durumu netleşene kadar evde kalsam daha iyi olur diye düşündüm. E peki o hastanede ne kadar kalacak? Şimdilik mahkemeye çıkana kadar. Yani sonra hapse mi girecek? Bilemiyorum ama kötü şeyler olmaması için elimden geleni yapacağım. Bülent merhaba. Seni merak ettim. Ben annemi fazla bekletmeyeyim. Tamam canım. Annene selam söyle. Yarın onu arayacağım. Buraya böyle çat kapı gelemezsin Bülent. Neden? Küçük şeytandan kurtulmadın mı? Kurtulmak mı? Ya bu biraz ağır olmadı mı? Tren istasyonunda Cansu'dan kurtulacağını varmamış mıydın? Ben orada bir sinir boşalması yaşadım. Ne diye bağırdığımı hatırlamıyorum bile. Hiçbir anlamı yoktu. Öyle anlık bir şeydi. Çok saçma. Tamam, sakin ol. Sadece takılmıştım ben.
Yaşadıklarımı sana espri konusu yapmaya hiç niyetim yok. Bak, çok ağır bir gece ve çok zor bir gün geçirdim. Şimdi lütfen git. Bir daha da sakın habersiz gelme. Ne bu halin? İçki mi içtin sen? Baba şey... Nereden geliyorsun? Parktaydım. Levent Hoca ile konuştuk biraz. Konuşmayacaksın. Bir daha Levent Hoca ile Feriha'yı konuşmayacaksın. Ne de olsa evli bir kadın o artık. O evliliğin bizim için bir anlamı var mı baba? Mehmet. Nikah ağzı mühürlermiş. İstesen de... İstemesen de, ben kabul etmem desen de sayacaksın. Bundan sonra herhangi biriyle Feriha'yı konuşmayacaksın. Baba, ben Gülsüm'ün elini bile kabul ederim. Ama düşman bellediğimiz adamla gizli saklı evlenen Feriha'nınkini edemem. Edeceksin efendim, edeceksin. Rızamız olmasa da, içimize sinmese de edeceksin. Abi, bağırmasın. Vallahi kalbine bir şey olacak diye korkuyorum ya. Mehmet, sen benim oğlumsun. Öyle gece yarıları parklarda evli barklı kadınlara laf ettiremezsin. Mehmet, hadi gel canım sen istersen. Ha? Evli barklı kadın. Kızım diyemiyorsun. Kardeşin diyemiyorsun. Evli barklı kadın. Ev mi düşünüyorsun? Evi. Annemi. Babamı, Cansu'yu. Bizim çocukluğumuz birlikte geçti. Bazen çok sevdim onu. Bazen çok kızdım. Benden nefret ettiği gibi nefret ettim ondan. Sana en çok beni o kızla muhatap ettiğin için kızıyorum. Sana o kadar inanmıyordum ki. Cansu seni tanıdığını düşündüğüm tek kişiydi. Onu dinlerken senin gerçeklerini dinliyorum zannediyordum. Ama onun yalanlarını dinliyormuşum. Bir daha ne o kızın adını duymak istiyorum ne de yüzünü görmek istiyorum. Emir hasta o. Yani tamam bize yaptıklarını unutmayacağım ama... ...gözümüzün önünde delirdi. Biz hiçbir şey yapamadık. Adayı seviyorum. Hem her şeyden kaçabiliyorum hem de karşıdığım şeyleri uzaktan görüyorum. Oturalım mı şuraya? Hadi. Hoş geldiniz. Ne hazırlarsınız? Merhaba. İki tane Türk kahvesi aldım. Sade olsun. Tamam. İstanbul'a dönünce... Döndüğümüzde önce bir evimiz olacak. Sonra o ev yuvamız olacak. Mezun olduğumuzda da hemen kendimize bir mekan açacağız. Biz birlikte mi çalışacağız? Niye? Benim karım burslu işletmeci değil mi? Şimdilik öyleyim.
Bursu alırlar elimden herhalde. Hem mekan senin, sermaye senin. Ben patronu kale aldığını çekemem yani. Teşekkürler. Şimdi şu halimize bak. Hayal kuruyoruz. Geleceğimizi planlıyoruz. Hiçbir şey saklamamak ne kadar büyük güçmüş. İlk defa bu kadar özgür hissediyorum. Bundan sonra her şey daha iyi gidecek. Biliyorum. R. R kimmiş? Hatırlayamadım, bilmedim. E niye açmadın? Hem neyin R'si o? Aa, suratın haline bak. Bir şey sordum diye ödün koptu. Aman iyi. Merak etme, bir kadın olduğunu düşünsen böyle davranmazdın. Veliahtın veliahtı yolda. Geçtiğimiz günlerde kız kaçırdığı iddiasıyla gündeme gelen yakışıklı playboy'dan ters köşe. Ünlü işletmeci Ünal Sarrafoğlu'nun çapkın oğlu Emir Sarrafoğlu, merhum iş adamlarından Şeref Çelik'in kızı Rüya Çelik'le ortaya çıktı. Müstakbel eşiyle sürpriz bir şekilde hastaneden çıkarken görüntülendi. Hamile olduğu görülen gelin adayı, aldığımız duyumlara göre kısa bir zaman sonra yakışıklı playboy ile dünya evine girecek. Açmıyor işte. Aptal. Sana arama dedim değil mi? Ağırdan sat biraz kendini. Bırak gazete haberini görünce o arasın seni. Meraktan çatlıyorum anne. Haberi gördü mü? Ne düşünüyor? Ne tepki verecek? Sakin ol biraz, sakin. Top sende değil, bende. Damadımızın pompişi 5 aylık hamile. Dur bakalım daha neler göreceğiz. Abi, damadı bir yoklasak mı acaba? Ne olacak bu iş? Her koyun kendi bacağından asılır. Feriha evlendi gitti. Bundan sonrası bizim derdimiz değil. Abi sen şimdi üzgünsün, kızgınsın böyle konuşuyorsun ama yarın bir gün o yavrucak boynu bükük kapımıza geldiği zaman da... Yani baba ocağı demek istiyorsun değil mi? Feriha bu ocağı yalanla, riyayla, gizli saklı işlerle söndürdü gitti Hatice. Söndürdü gitti. Kimin uğruna söndürdüğünü de görsün böylece. Ben çıkıyorum.
Kesin de telefonu kapalı. Şuraya bak ya. Emir bana anlatmıştı zaten. Ama işte adam şaşkınlıktan Feriha ile konuşamamış. Şimdi bu haber çok kötü oldu. Feriha mahvolmuştur. Kesin kavga etmişlerdir. Bari buraya gelse. Canım sen otur çay söyle, ben de geliyorum. Nereye? Bir işim var, geleceğim. Aysun bir sakin olur musun? Bilmiyorum, inan ki bilmiyorum. Tamam, tamam. Ben haber alır almaz seni arayacağım. Ünal Sarrafoğlu. Evet. Ben Hülya Çelik. Hülya Çelik. Ben de kulaklarınızı çınlatmak üzereydim. Gazetedeki haberi duyar duymaz hemen geldim. Ama anlıyorum ki siz de okumuşsunuz. Çok üzgünüm. Doğrusu sizinle bu şartlar altında tanışmayı istemezdim. İlginç bir haber ve ilginç bir tanışma Hülya Hanım. Oğlumun müstakbel eşi de yanınızda mı? Kızım henüz gazeteyi görmedi. İnanın bana, konuyu ilk duyduğum andan itibaren çok titiz bir şekilde sessiz sedasız çözümlemeye çalışıyordum. Ay nasıl haber aldılar, nereden fark ettiler, bu olay nasıl patladı hiç anlamıyorum doğrusu. Magazin basını bizi seviyor. Yazım diline bakılacak olursa anladığım kadarıyla sizleri de seviyorlar. Biz magazincilere karşı her zaman mesafeli bir aile olduk Ünal Bey. Eşimi kaybettikten sonra toplum içindeki hareketlerimize de her zaman çok ama çok dikkat etmişizdir. Bu sizin ailenizle olduğu kadar bizim ailemize de çok tatsız oldu. Kızınızı oğlumun müstakbel nişanlısı olarak yazmaları sizin için büyük bir talihsizlik olmuş. Emir bu hamilelikle ilgili nasıl bir tepki verdi? Doğrusu ben de merak ediyorum. Eşim hayatta olsaydı bu konuyu nasıl hallederdik düşünmek bile istemiyorum. Oğlunuzla birkaç gün önce konuştuk. Konuyu duyar duymaz her genç insan gibi paniğe kapıldı tabii. Bakın sizi temin ederim. Bu bizim için ne kadar onur kırıcı olursa olsun çocuk doğduktan sonra babalık testi yapılacak. Hiç kimsenin kafasında en ufak bir soru işareti kalmasını istemiyorum. Oğlunuz eğer bu gazete haberini gördüyse eminim bizim kadar şaşırmıştır. Oğlum ne kadar şaşırdı bilmiyorum ama benim size şaşırtıcı bir haberim var Hülya Hanım. Oğlum evli. Ne? Evli mi? Nasıl olur? Hastaneye beraber gittik. Fotoğraflar var ortada. Evine gidip konuştuk. İnanın bana bir iki gün öncesine kadar bizim de bu olaydan haberimiz yoktu. Ayrıca o evliliğin oğluma neler kaybettirdiğini bilseniz belki buralara kadar gelmezdiniz bile. Buraya gelmekle size neler düşündürdüğümü görebiliyorum.
Sizin yaptığınız hakareti kızımın hatırı için görmezden geleceğim. Yeterince rencide olduk. Eğer oğlunuzun evli olduğunu bilseydim, buraya kadar gelip sizinle konuşmaya tenezzül bile etmezdim. Şu hale bak. Hülya Çelik'in düştüğü duruma inanamıyorum doğrusu. Ayhancığım. Evet, evet. Haberi okudum. Ama onunla ilgili aramıyorum. Şu kızın annesi Hülya Çelik. Bu kadın hakkında ne biliyorsun? Ya ben Feriha'nın kabahati büyük, ben küçük demiyorum. Yani şu saat benim karşıma çıkmış olsa halacığım dese sen senin halan batsın derim bak. Bak beni kandırdın sen bu eve tekrar geri döndün de derim. Ha demeye derim de ben de anneyim. Benim kızım kabahatin en büyüğünü işlemiş yani. Şimdi onun kocasını yüklediği kızın yüzünden o kız bizim kapımıza gelse ben onu sokağa atacak değilim. Ay sen de gamlı baykuşsun ha. Ayol şu an Feriha birinci kadın konumunda, tamam? Yani çocuğun nikahlı karısı. Hem bakalım Emir kabul edecek mi o diğer kızı? Ama zaten kesin numaradır ha. Sen bilmiyor musun bu sosyetenin işlerini? Vallahi Feriha kocasına sahip çıkacak tabii ki ne de ama... Yani sinek küçük olsa bile mideyi bulandırır bak. Yani bizim atalarımızın lafı bu. Zaten bu kızın kayınanası buna karşı, kayınbabası buna karşı. Kız da yüklü, kapının eşiğinde bekliyor. Hiç kolay değil işi yani. Vallahi Feriha azıcık akıllıysa kocasına dört elle sarılması lazım. Ama tabii nerede bizimkinde o akıl? Ayol senin Gülsün bile var ya, kocasını elinde tutmak için ne yapacağını şaşırdım. Ne? Ne demeye getiriyorsun sen Seher Hanım? Şey ya, lafın gelişi dedim öyle. Ben o lafın geldiği yeri hiç beğenmedim Seher Hanım. Benim kızıma sen ne demek istiyorsun? Bakma öyle bana. Bakma, hemen şimdi söyleyeceksin ne diyeceksin. Aman iyi be. Ya senin kızın gitti de keyfine mi boyattı saçlarını zannediyorsun ha? Sen o nikahta nikaha basan sarı kızı hatırlamıyor musun? Görmedin mi hastanede nasıl damadının etrafında dört dönüyordu? Sen benim kızın yuvası tehlikede mi diyorsun şimdi? Ay ben darlandım. Ay darlandım, ben darlandım. Her an kötü sürprizlere hazır olabilirsin Hatice Alacığım. Çünkü senin damadın hala bu sarı kızda. Ay çok darlandım. Sen yine otele mi gittin? Evet. Haftaya tekrar gideceğim hatta. Görüşmeleriniz rutinleşti demek. Ya rutin değil de otelde çalışmaya başladım. Çalışmaya mı başladın? Ne demek oluyor bu? Sahnedeyim, beklerim demek oluyor. Onlar ne? Migren ilacı falan mı? Başım ağrıyor sadece. Sıradan bir baş ağrısı için fazla ilaç almıyor musun sanki? Bunlar doktorun verdiği ilaçlar. Dışarı çıkarsan bana haber ver lütfen. Biraz uzanacağım. Zamanın varsa uğrayabilir miyim? Bak,
randevu alıyorum. Peki. Levent. Merhaba. Olanlardan sonra merak ettim seni. Gerçekten beni mi merak ettin? Yoksa Cansu'nun Feriha'ya yaptıklarının cezasını çekeceğinden emin mi olmak istedin? Cansu'nun cezayı değil. Yardıma ihtiyacı var bence. Ben sadece merak ettim. İyi oldu aslında. Ben de seni merak ediyordum. Feriha'nın evlilik haberini nasıl karşıladığını. Bu sefer gerçekten yenildin değil mi? Yenilmek. Levent Seymen. Nasıl bir duyguymuş? Bülent hoş geldin. Levent de zaten kapıdan uğramıştı. Annem biraz rahatsız. Başı ağrıyor. Rahatsız etmezsen sevinirim. Nebahar gerçekten rahatsız mı? Yoksa onu başından atmak için mi söyledin? Bilmiyorum. Bunları kullanıyor. Migren ilacı falan mı bunlar? Bunlar en azından benim kullandığım migren ilaçlarına hiç benzemiyor. Ünal. Neler oluyor böyle? Bu kadın da kim? Aysun bir sakin ol. O kızın annesi bugün buraya geldi. Hülya Çelik. Ben de kadını biraz araştırdım. Ve? İkinci sınıf bir manken eskisi. Şu inşaatçı Şerif Çelik, hatırlar mısın? Hani yıllar önce şu davetlerde ara sıra denk gelirdik. Yani hayal meyal hatırlıyorum. Ha, işte onun ikinci karısı. Kocasından sonra şirketleri iyi idare edememiş. Yıllarca şirketleri hep küçülmüş. Uzatmaları oynuyorlar şu ara. Ünal. Hayır, bütün bunlardan bize ne? Önemli olan kadın doğruyu söylüyor mu? Yani çocuk Emir'den mi? Önemli olan bu. Bebek doğup babalık testi yapılmadan bunu bilemeyiz. Ama kadın anasının gözü. Amacı belli, para. Para. Oğlumuzun sevgili karısının ve ailesinin derdi para değil mi Ünal? Bak. Çelikler eski güçlerini kaybetmiş olabilirler. Ama sonuçta iyi bir aile. Bunu unutmamak gerekiyor. Sen ne demek istiyorsun Aysun? Şunu demek istiyorum Ünal. Eğer yalan söylüyorlarsa... yalanları sadece 3 ay sürecek. Yani babalık testine kadar. Ama eğer... doğru söylüyorlarsa... bizim... bir torunumuz olacak. Ne? Dedelikle ilgili duygularımı duymak bile istemezsin Aysun. Ünal. Kız mı erkek mi? Ya sen ne saçmalıyorsun Aysun? Kadına burada herhalde kız mı erkek mi diye sormadım değil mi? Ben oğlumu burada reddetmeyi düşünürken herhalde kadına torun soracak değilim. Eğer o kız gerçekten benim oğlumun bebeğini doğuracaksa bu ne demek farkında değil misin Ünal? Feriha bir gazete haberine pabuç bırakmaz. Ama eğer biz bu kızı desteklersek rüzgar tersten esebilir. Bana bu kadınla kızını bul lütfen.
Onlarla konuşmak istiyorum. Daha önce geldiğimizde yaz sonuydu, hava daha sıcaktı. Bütün korkularıma rağmen çok mutluydum. Şimdi? Şimdi sadece mutluyum. Artık korkular yok. Soru işaretleri yok. Önümüze ne gelirse birlikte yaşayacağımızı biliyorum. Gel. Gel. Bu sefer öyle çok bakamadım, seçemedim. Karşıma çıktı, ben de beğendim, aldım. Ben de bunu aldım. Tezgahta gördüm bugün. Yani öylesine bir yüzük ama... Sen takınca bir anlamı olacak. Hadi o zaman. Geldim kapına, hayat sanki en büyük zalim. Beni sakla avuçlarında, sakın bırakma. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Geldim kapına, hayat sanki en büyük zalim. Sakla avuçlarında, sakın bırakma. Sevdalı bakışınla yüreğimde dağlar devrilir. İz kalmış. Bütün boşver. Feda edilir. Senin uğruna. Sevdalı gülüşün. Sabah oluyor. Farklı görünüyor muyum? Yani farklı hissediyorum da. Bu sabah her şeyden çok farklı. E hadi günü kaçırmayalım hadi. Hala inanamıyorum ya. O kızla evlenmiş, o kapıcı kızıyla evlenmiş. Ailesi tarafından onaylanmamış, kabul görmemiş bir evlilik bu. Onun için vızıldanıp durma. Tamam, sustum. Ya keşke ben gelmeseydim. Saçmalama lütfen. İnsanlar seni görmek istiyorlar. Ama çok utanıyorum. Hem çok da korkuyorum. Beni görünce ne diyecekler, ne tepki verecekler? Hem ben onların gözünde basit bir kızım. Of.
Anne yapamayacağım galiba. Bana bak küçük hanım. Şimdi beni çok iyi dinle. Hem de çok iyi dinle. Karnındaki bebeğin babası şu anda bir başkasıyla evli. Ve babası gözünü yaşına bakmadan parasını kesmiş. Biraz sonra tanışacağın adamla kadın da bizim tek şansımız. Bilmem bunun farkında mısın? Farkındayım anne, farkındayım. Eğer atımızı doğru oynarsak rüzgarı kendi lehimize çevirebiliriz. Unutma, paranın kaynağı emir değil, emirin babası. Onları ikna edersen, onlara kendini sevdirirsen bu işi yırttık demektir. Hemen bebek duygusallığına kapılmamışsın. Henüz bir torunumuz var mı yok mu bilmiyoruz. Henüz hiçbir şey bilmiyoruz. Tek bir şey biliyoruz ve bu da bana yetiyor. O kız da ailesi de bizim gibi insanlar. Sen hep böyle güzel mi bakıyordun? Sen hep böyle güzel mi gülüyordun? Hadi çıkalım. Taksi aramam lazım da telefonu hiç açmak istemiyorum. Vapurla gidelim mi? Aa, sen hiç vapura bindin mi? Bindim tabii Feri, Ay'dan mı geldim ben? Ne zaman bindin en son? Hatırlamıyorum ama bindim. Ya, iyi hadi benden. Siz beni beklemeyin. İşim bitince sizi ararım. Alo. Hocam annem hastaneye gelirse arayın demiştiniz ya. Anneniz şu anda hastanede. Tamam.
Ya. Feria. 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 Sana bir şey söylemem lazım. Bunun arkasından iyi bir şey gelmeyecek belli. Söylemek zorundayım. Emir, yarın söyle. Lütfen. Bugün hiçbir şey bozmasın. Bugün hiçbir şey bozmasın. Korkma. Paniğe kapılma. Her şey istediğimiz gibi olacak. Anne babasıyla görüşmemiz çok iyi geçti. Emir Sarrafoğlu bizim tek şansımız. Ve biz bunu asla kaybetmeyeceğiz. Ne yapıyorsun Eva? Hoş geldiniz. Hoş gördük. Gülsüm çıktı, okula gitti. Biliyorum oğlum. Ben seninle konuşmaya geldim. Doktorlar ameliyatın riskli olduğunu söylediler. Ama yine de seçimi bana bırakıyorlar. Ama bu çok saçma. Şimdi sen... Her an tehlike altında mısın? Evet.
Neyi bekliyorsun o zaman? Ameliyat olmak için neyi bekliyorsun Heba? Sizi bekliyorum Levent. Bülent de ikinizin yeniden kardeş olmasını bekliyorum. Koraylara gidelim istiyorsan. Yok. Şu ev işini halledelim de.